Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yabancı takas oranı artan hisseler hakkında konuşacağım. Bu konunun neden önemli olduğunu ve yabancı takas oranının artmasının hem olumlu hem de olumsuz yönlerini ele almaya çalışacağım. Sizler videoyu beğenirken ben de introyu giriyorum arkadaşlar. Introdan sonra yine karşınızdayım. Takas oranı nedir? Yabancı takas oranı bir şirketin hisselerinin yabancı yatırımcılar tarafından ne kadarının elde tutulduğunu gösteren bir orandır. Bu oran yabancı yatırımcıların bir hisseye olan ilgisini ve güvenini yansıtır. Yüksek yabancı takas oranı yabancı yatırımcıların o hisseye dair olumlu bir beklenti içerisinde olduğunu gösterir. Peki yabancı takas oranı neden bu kadar önemlidir ve aslında neden ben sürekli videolarımda paylaşıyorum? Çünkü yabancı takas oranı bir hisse senedinin yabancı yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde satın alınması genellikle o hissenin değerinin artacağına dair bir işaret olarak görülür. Yabancı yatırımcı genellikle piyasalar hakkında detaylı analizler yaparlar ve kararlarını uzun vadeli beklentilere göre verirler. Dolayısıyla bir hisse senedinde yabancı takas oranının artması o hissenin gelecekte iyi performans gösterebileceğine dair bir işaret olabilir diye düşünüyoruz. Ancak yabancı takas oranının artmasının bazı olumsuz yönleri de vardır. Yabancı yatırımcılar genellikle kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından etkilenmezler. Ancak ani bir piyasa düşüşü veya ekonomik kriz durumunda büyük miktarda hisse satışı yapabilirler. Bu durum hisse fiyatlarında ani ve sert düşüşlere yol açabilir. Şimdi bir diğer olumsuz negatif durum ise şirket hisselerini kote etmesi, yani piyasaya sürmesi. Bu da kısa vadeli bir düşüş eğilimi içerisinde sokabiliyor hisseyi. Şimdi gelin size yabancı takas oranı artan hisseleri göstereyim. Ekran paylaşım yoluyla ilerlemeye çalışacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi son 7 günde yabancı takas oranı en fazla artan şirketlere baktığımızda burada karşımıza bir liste çıkıyor. Hemen bu listeyi aslında böyle yapabiliriz. Biraz genişletelim. Evet, birinci sırada Astor varmış. Astor daha önce bakın burada önceki değer 6,44'müş. Mevcut değere baktığımızda %18'miş. Bu mevcut değer bir hafta önce 6,44'ten 18'e çıkmış. Yani aslında böyle düz mantıkla baktığınızda wow, yabancılar deli gibi toplamış diyebilirsiniz. Ama bunun bir hikayesi var elbette. Bir hafta önce biliyorsunuz ki 37 milyon lot kota edildi. Ve bunlar yabancı kurumsal yatırımcılara, fonlara devredildi. Buradaki pay oradaki pay. Daha satılmadığını görmek mutlu edici elbette. Bunlar satmadığı sürece herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama satar ise sıkıntı olacaktır. Tamam mı? Şimdi burada Kvez Gayrimenkul varmış. Daha önce değeri %3 iken şu an %9 olmuş. Göknur'a baktığımızda %1,26'dan %7 seviyesine çıkmış. Link %3'ten %9'a çıkmış. Ulufa %6'dan %11'e çıktığını görebiliyoruz. İlas gazetesi var. İlas gazeteciliğe baktığımızda %1'den %5'e çıktığını görebiliyoruz. Listenin devamı bu şekilde, herhalde net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunların ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Şimdi asıl olaya geleceğim. Bakın burada mesela Rönesans Gayrimenkul. Burada değişim bas puanına baktığımızda %1300 seviyesinde bir artış söz konusu. Elbette bu da Astor gibi büyük ihtimalle, tam takip ettiğim bir şirket değil ama burada patron lotlarını mı etti, ne yaptı bilmiyorum. Hisse satışı mı yapmış? Büyük ihtimalle yabancı kurumsal yatırımcılar almış öyle bir şey olur ise. Yoksa olumludur ama öyle bir haber vardır. Çünkü %1'den %14'e çıkmış bir anda. Özellikle son bir ayda oranın yükselmesi elbette ki bu belli bir satışı temsil ettiğini söyleyebiliriz. İkinci sırada Politik, Astor var, Tapgıda var, Hattım var, Agrot var, Link var, Safkar var, Ulufa var, Göknur var. Bu arada var, gidiyor. Şimdi asıl olan değerli dostlar, burada günlük haftalık olarak bakabilirsiniz ama yabancı takas oranında yabancılar istikrarlı bir şekilde hangi şirketleri alıyor? Asıl önemli olan bizim için o. O yüzden yabancı takas oranı artan şirketlerden ziyade yabancılar hangi şirket
galibiyetleri üst üste alıyorlar. Şimdi buraya baktığımızda ekranı biraz daha isterseniz büyüteyim. Bası yeterlidir. Şimdi son 7 günde, son 7 günün kaçında yabancı takas oranı artmış veya yabancılar bu hisseyi 7 günün içerisinde kaç gün üst üste toplamış? Şimdi son 7 günde Proto hisselerini 5 gündür üst üste alım yapmışlar. Gayet güzel. Migros'ta son 7 günün 5'inde alım yapmışlar. MIA teknolojileri yine öyle. Ülker yine öyle. Odaş son 7 günün 4'ünde. Oyak Çimento son 7 günün 4'ünde. Pegasus'a baktığımızda yine aynı şekilde. 4 gün üst üste alım yapmışlar. Smart Güneş teknolojilerine baktığımızda son 4 gün üst üste alım yapmışlar. Son gün değil de 7 günün içerisinde 4 gün üst üste alım yapmışlar. Arçelik'te 3 gün üst üste alım yapmışlar. Aselsan'da son 3 gün üst üste alım yapmışlar. Astor'da da burada son 7 günün 3'ünde alım yaptıklarını görebiliyorsunuz. Doğal'da da yine bu olay devam ediyor. Bakalım son 3 günde yabancı takas oranı hangileri artmış ve yabancılar 3 gün üst üste alım yapan şirketler var mı? Buraya baktığımızda son 3 günün ikisinde Astor'u almışlar. Birsan'ı almışlar. Egeen'i almışlar. Proto'yu almışlar. Migros'u almışlar. Miat teknolojileri almışlar. Oyak Çimento'yu almışlar. Sabancı Holding'i almışlar. Şişe'yi almışlar. Smart Güneş teknolojileri almışlar. Özellikle son 3 günde baktığımda yabancılar buradaki şirketleri aldıklarını görebiliyorsunuz. Tabii biz 30 şirketlerine de bakabiliriz. Daha güzel bir veri çıkar mı? Biz 30'da yabancılar son 1 haftada Proto hisselerini en çok aldılar. Yani miktar olarak değil. Yani son 7 günün 5'inde Proto hisselerini almış. Bu %1 olabilir, %10 olabilir, 10 lot olabilir, 100 lot olabilir ama alıcı tarafında kapattıklarını görüyorsun. Oyak Çimento'yu almışlar, Pegasus'u almışlar, Aselsan'ı almışlar, Astor'u almışlar, Ekgeo'yu almışlar. Keza bugün %7'ye yakın bir prim yapmış. Enkai'yi almışlar. Bu da aslında hepsi artıyla kapatmış. Ne güzel. Oyak Çimento %4, Proto %1, Pegasus %2, Aselsan %2.50. Bakın bugün BIST 30 şirketlerin dışında birçok şirket eksiyle kapattı. Ama bakın burada yabancılar da özellikle son bir haftada alım yaptıklarını görebiliyoruz. Ve aslında kokuyu sezmişler, almışlar. Tabii ne zaman satarlar onu bilemiyoruz. Bunların da ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bunlar eğer yarın öbürsü gün güzel bir prim yaparlarsa olabilir. Bakın mesela burada Kozal var %2. Türk Hava Yolları var %2 ile hemen hemen kapatmış. TASA %70 ile, Proto %1 ile, Doğaç %1'e yakın. Alark artmamış, Enkai çok artmamış. Gübre fabrikası yani nötr kapatmış diyebiliriz aslında. Yani bunların ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır benden yabancı takas oranı en fazla artan şirketleri soruyordunuz. Bu da sizlere bir hediyemiz olsun. Bunlara bir bakın. Çünkü bunlar önümüzdeki günlerde lazım olacak verilerdir. Yabancılar hangi şirketleri alıyorlar? Hangi şirketlerin hisselerini alıyorlar? Bunlar ileride lazım olur. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmayın. Saat 2'ye geliyor bu arada. Bunu yarın atarım.